Safa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler de iyisinizdir. Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bizle beraber olduğunuz için. Bizim için büyük bir keyifli sizleri ziyaret etmek, bu röportajı yapmak. Önce ben röportajıma Safa Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Safa Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Evet, ben 1978 Bursa doğumluyum. Yaklaşık son 13 yıldır turizm otelcilik işiyle iştigal etmekteyim. Evet. Yurt dışında konaklama ve gıda tesisleri işletmekle beraber yurt içinde İstanbul'da, Bursa'da konaklama hizmeti veren özel firmalarda görev aldım. Yaklaşık 6 ay kadar önce Türkiye Kayak Federasyonu'na ait spor oteller başına getirildim. Evet. Görevimin ilk etabını Bursa Uludağ'daki Gençlik Spor Müdürlüğü'nden teslim alınan 25 odalı sport otelin yeniden tefrişatı ve organizasyonuyla başladım. Akabinde 6 ay gibi kısa bir süre sonra Erzurum'da doğan ihtiyaçtan ötürü Erzurum'daki iki tesisten meydana gelen yaklaşık 300 yatak kapasiteli ve aynı zamanda Türkiye'de ve Avrupa'da 6 tane bulunan, arkamızda gördüğünüz atlama kuleleri de tesise ait olduğu için bu tesisin de sorumluluğunun başına getirildim. Bir spor dediğimiz zaman tek bir şeye odaklanıyoruz. Bütün herkes, aslında %90'lık bölüm futbol diyoruz. Yani bu algıları da kırmaya çalışıyorsunuz aslında biraz da. Evet, Türkiye'deki algı biraz spor yönünde fakat futbol yönünde. Ben de bakın spor yönünde dedim, orada da bir yanlışlık yaptım. Sporu futbol olarak görüyoruz ama aslında bu algıyı kırmak... Erzurum'da bu çok bu şekilde değil, futbol yönünde değil. Çünkü bu coğrafyanın iklimi, kara iklimi olduğu için 6 ay burada kış ve 6 ay kar var. Erzurum halkı, Erzurum insanının fiziksel yapısı kış sporlarına çok müsait. Genelde iyi sporcular Erzurum'dan çıkıyorlar. Soğuğa, kuru iklime, kara iklimine alışık olduğu için daha rahat başarı sergileyebiliyorlar Batı insanına nazaran. Sayın Başkanımız da bunun farkında. O yüzden gerekli özeni buraya gösteriyor. Bizim öncelikli olarak bu işletmeleri yönetmeye çalışırken dikkat ettiğimiz en önemli unsur konaklattığımız sporcuların beslenmesi, rahat bir, konforlu bir uyku alabilmesi ve akabinde uygun şartlarda idman alanına sahip olabilmeleri. Bizim öncelikli vazifemiz bu tesislerde bunu sağlayabilmek. Evet, çok mutlu ediyordur bunlar sizi, özellikle başarı geldiği zaman. Tabii ki siz sabahleyin mesela buraya gelseniz 9 ile 11 sularında burada idman yapan genç arkadaşlarımızı, özellikle 9 yaş ve üstü minik atlayıcıları, bizim 20'lik rampa dediğimiz en sol tarafında bulunan rampalardan atlarken gördüğünüzde duygularınız tamamen farklı hale geliyor. Çok farklı bir haz değil mi bu, izlemek mesela? Evet, yani o havada geçirdikleri maksimum 5 saniyelik bir süre var. Evet. O sürede sporcu arkadaşlarımızı o noktada gördüğünüzde olaya bakış açınız bayağı değişiyor ve gururlanıyorsunuz açıkçası. Evet. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Ya istediğiniz noktada mısınız? Ya da bundan sonraki düşüncelerde neler olacak sizin için? Açıkçası burası hedefe ulaşabilmek adına düzgün platform fakat zamanlama doğru değil. Çünkü biz daha yolun başındayız. Türkiye Kayak Federasyonu olarak tesis olarak düşünecek olursak tesisi 2018'in ocağında devraldık. Dolayısıyla oradan buraya gelene kadar ne kadar mesafe kat edilebilirse o kadar mesafeyi kat ettik. Ama önümüzdeki süreç bizim için daha başarılı geçecek. Beklentimiz böyle. Şu ana kadar hedef kotamızı tutturduk diyebiliriz. Ama bitmeyecek hiç hedefler. Bitmeyecek. Tabii bir hayat biterse hedef biter. Hedefin bittiği noktada biz biteriz aslında. Evet. Biz bu yolda başarılar dilerim. Hedefleriniz yolunda başarılar dilerim size. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Ya tüm Türkiye'ye aktaracak olduklarınız son sözlerinizi alıp röportajı yavaş yavaş sonlandıralım. Buyurun. Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye'deki federasyonlar içerisinde yönetim kurulu, kadrosu ve çalışanları ve özellikle başkanı olarak en vizyon sahibi federasyona sahiptir diyebilirim. Ve federasyona
federasyon başkanımıza buradan bir kere daha teşekkürlerimizi ileterek bu konuşmayı sonlandırabiliriz. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Safa Bey. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, saygılar. Sağ olun.